Şöyle ayarlayayım da Hüseyin amca. Şimdi Hüseyin amca sen bana sen kimsin? Ataların kimdi? Efendim baban, deden, işte nenelerin, sülaleni böyle bilebildiğin kadarıyla anlatıp geleceksin. Ondan sonra o sülaleni anlattıktan sonra da senin eserin nedir? Sen ne yaptın? Kimsin? Yani neler yaptın? Yani Hüseyin Deniz kimdir? Onları böyle güzel güzel yavaş yavaş anlat. Kendi kafandan kur. Bu bende hatıra olacak, kalacak. Güzel bir. Şimdi ben babamı bile bilmiyorum. Ben 2 yaşındayken ölmüş. Fakat evet. Allah razı olsun, kabulleriniz olsun. Öğretenlere. Evet. Aslen dedem değil. O zaman Akşehir'in köyüymüş. Şimdi nerenin temelli göçmüş oraya. Kirsecik varmış. Orada Çiftlik ağasıymış Hacı Mehmet isminde. Babamın dedesi. Ha güzel. Bak o ismini de biliyorsun. Evet. Bütün arazileri peşkeş çekmişler orada kalanlara. 3-5 kuşunu aldılarsa babasının dedesi bu anlattığım. Babamın dedesi İbrahim imiş. Bir dakika deden dedesi oluyor öyle mi? O dedemin dedesi. Dedesi evet. O İbrahim biraz üşkertiymiş herhal. Diğer büyük kardeşleri Konya'nın bir köyünde, Konya'nın köyünde ya. Sonra Konya'ya erişmişler. Gelin demiş. Lakap neydi sizin şey o sülalenin lakabı neydi? Lakabı mı? Lakap yani sizin. Lakap. Çelebilerimiz. Çelebiler evet. Çelebilerimiz. Güzel. Aslında Mevlana neslinden gelmiş. Onun müritlerinde de Çelebiler derlerimiz. Çelebilerimiz uzun boylusundan neslinde. Evet. O büyükleri hepsinin adını bilmiyorum da gelin demiş. Evet su yoğunmuş. Gittim gördüm o memleketlerini, bura göçtüklerini. Burada ikamet etmeye lüzum yok demişler. Evet. Tali takki 9.30 satalım. Koyunu kuzuyu da satalım. Bu babamın dedesi, dedemin dedesi olan, babası olan İbrahim denen tamam demiş büyüğüne. Evet. Koyunu kuzuyu satınca parayı keselemiş. Emim rahmet kanıyor. At torbasına bir torba altın diyor. Ne dersin? O büyük gelin demiş. Gene altın senin olsun. Akşehir'e yerleşelim demiş. Burada da baban dedesi, babanla anam, hala dayısı, o Mehmet baban babası şey Ali. Ha Ali. O, benim evimin kardeşi. Evet. Burada onlar akraba olunca. Tamam. Bura su da varmış. Burada çeşme. Orada sarı içiyorlar. Gittim gördüm ben. Benim gittiğimde bile hiç su yok. Affedersin kurtlar üstünde yüzüyor. Oradan suyu alıp içiyorlar. Şimdi senin ebeğin adı neydi? Ebemin mi? He. Üzülüymüş. Üzüle he. Ha, senin baban şey ise Fatma anamın ki. Fatma. Halan adı var ya. He tamam. O işte tamam. Ebemin adı. Tamam. Hülasa kelam. Evet. Burada anlaşma olmamış. O en büyükleri ben İstanbul'a gideceğim demiş. Tarla parasını ulaşmışlar. Evet. O İstanbul, onun küçüğü de Akşehir'e yerleşmiş. O Konya'da oturanlar, Akşehir'de oturanların şeyi.
torunlarıdır gari tabii. İllaki. Dedem geldi burayı resmiş. Eğer al, o altınlarla alsalar oyu alacak para varmış genelde de. Fakat gene Allah razı olsun emmim biz, halam, Urmur Zeynep'i halam, Kemal'in hanımın adı neydi? Onun Zerin. Ebesi, ha. O halam, 5-6 kardeş üleşmişler, aşağı yukarı 100'er dönüm tarla üleşmişler. Buna rağmen, evet. Hepsi de dünyadan geçmiş, benim bildiğim, sağ olarak gördüğüm bir Urumlu Zeynep halam, bir de amcamı bildiğim ben, gerisini. Ha, bir amcanı ve Urumlu Zeynep'i. O Konya Dağları, adam kaç sene sonra, daha yeni, çıkmış gelmiş, araştırmış tarihte. Bravo. Buldu, burada bizi buldu. Vallahi bravo. Biz de gittik, onu ziyaret ettik. Çok güzel. Düğünde, müğünde, peyzenin düğünde bilen hem de bulduk. Çok güzel. Adam ölünce oğlanları işte her yerde böyle sarı geçili yürüyünde hayat yok. Evet. O kadar servet, o kadar şey. Tabii anlaşmamışlar dediler, satmışlar, sağmışlar. Kimisi Antalya'daymış, kimisi... Fevzi biraz daha biliyor. He? Fevzi biliyor yani, biliyor, sen öğretmişsin, yani, evet. Biliyor da ben bilmiyorum yani. Evet. Demek istediğim, 2-3 sene önce ben basmak istediğim, bura geldim bizi, baban yine gelmiş, baban ölmeden tabii, 3-5-10 sene belki. Adam, nereden bunu, sen bilirsin, tarihçiymiş, gitmiş, ta oradan bizim Çelebiler sülalesini, evet. Kirsecik köyünden çıkarmış. Babanı bulmuş burada. Evet. Baban esas demiş, oradan gelenin torunu var, onun sene gösterin. Geldiler böyle böyle. Adam onun dediğini bilen ben ne biliyorum, ne sayıyor ya. Ha. Kabir taşında yazıyor diyor, Hacı Mehmet diye diyor. Oo. Çiftlik ağasıymış oranın diyor. Evet. Balodin gazasının Geyzen köyünde torunları var dediler diyor. Nereden oluyor, ne geliyor ben? Evet. Adam devlet adına tarihçiymiş, görevliymiş yani. Anladım. Bir de ondan o kadarını öğrendim. Güzel. Evet. Şimdi tamam, epey sana geldik. Bu sen 2 yaşındayken baban öldü öyle mi? 2 yaşındayken babam öldü. Savaşta mı öldü yoksa? Ya savaşta dedem mı ölmüş. Baba oğlan. Neden? Neden amcaların savaşta bu Çanakkale'de, Manakkale'de kimler kalmıştı? Çanakkale'de kalan dedem. Dedem. O ha. Orada kalmış. İsmi ne? Dedenin ismi ne? Hüseyin, benim ismim. Senin ismin, evet. Şimdi herhalde, bilmiyorum tabii, anam da bilmiyor. Babam herhalde diyor, Çanakkale Tavası'na gitmemiş herhalde. İstanbul'luymuş. İstanbul'dan ters olmuş gelmiş. Evet. Burada işte, abam ben doğmuşum. Rahmetlik olmuş. Ben biliyorum öldüğünü de, şeklini, şebanını bilmiyorum. Kayınpeder oldu ya, Havzan'ın babası Hatıpları, Osman Ağa varmış. Başka at arabası yok, onlar da varmış. Onun arabasında Afyon'a doktora giderken, pazar ağacının üstünde bir köprü varmış. Nerenin suyu geçiyorsa, köprünün üstünde ölmüş, doktora gelmiş. Arabanın üstünde millet ağlaşıyor, ben de bilmiyorum. Varıyorum baba baba diyorsun, evet. Koşuyorsun anama, ana ana baba diyorsun da babam hiç seslenmiyor diyorsun, evet. O kadarını biliyorum. Şimdi Hüseyin amca, senin annen bu Çolak Ali'nin aşağı evde otururdu da, değil mi? Tabii. Yaşlı bir neneydi, ben biliyorum onu yani. O senin annen. Tabii, o benim annem. Evet. Babam ölünce, evet. O zaman Şahin'di de öyledir ya, dul kadınlara göz bebeği haşlamazlarım şimdine gelen. Evet. Yani defi bela olmasın diye tabii. Amcamla evlenmiş. Ha, tamam. Evet. Onlar büyüktülerleriz. Evet. Şimdi o şeyi, tarihi biraz özetledin. Yani daha detayı çoktur da bildin. Sen isimleri falan söylemiyorsun. Sen ne yaptın şimdi? Köyde muhtarlık yapmışsın, okul yaptın, cami yaptın, bir şeyler hizmet ettin köye. Bir de onu anlat bakayım.